Merhaba çocuklar. Şimdi yeni konumuz olan hece bilgisiyle karşınızdayım. Çocuklar, heceyi daha önce duydunuz. Size okuma yazma öğretimde hep ne diyordum? Çocuklar, heceleyerek okuyalım. Heceyi okuyun diyordum. Belki oradan hatırlıyorsunuz. Size sadece o zaman ismini söylemiştim. Ama ne olduğunu söylememiştim. Şimdi ne olduğunu şimdi söylüyorum. Çocuklar, ağzımızın tek hareketiyle ağzımızda her çıkan ses hece diyebiliriz. Yani ağzımız her hareket ettiğinde, her bir ses çıkardığında bir hece çıkardığını düşünün. Ağzımızın bir hareketiyle diyeceğiz buna. Tamam mı? Mesela örnekler vereyim size. Buğday. Şimdi buğdayı hecelediğimiz zaman şöyle yapıyoruz çocuklar. Buğday. Kaç tane heceden oluşuyor? Elimi kaç kere çırptığıma dikkat edin. Buğday. Kaç defa? İki defa, doğru söylüyorsun. Buğday. Yazalım mı? Hadi bir de yazalım. Tahtaya bak güzelce. Evet, yukarıdan aşağı geldim. Bu yumuşak G var burada. Kuyruğunu indirdim. Bu çocuklar, biz heceleri ayırırken aralarına kısa bir çizgi koyuyoruz. Tamam mı? Şöyle kısa bir çizgi koydum. Day. Bu day. Kaç tane heceden oluşuyor? Bir, iki. Bir, iki. İki tane heceden oluşuyor. Şimdi buna bakalım. Kekik. Kekik. Hadi beraber el çırparak da aklınıza kalsın. Sen de benimle beraber ellerini çırp. Tamam mı? Kekik. Ya da şöyle yapabilirsin. Kekik. Kekik. Kaç kere ses çıktı ağzından? İki defa. Aferin. Yazalım o zaman. Bakalım. Ke. Kısa çizgi koyuyorum. Şimdi de kik hecesini yazıyorum. Kik. Kik. Ke. Kik. Ke. Kik. Kaç tane hecesi var? İki tane hecesi var. Şimdi buna gelelim. Bu hangi renk? Bu hangi renk? Kırmızı. Evet, kırmızı. Hadi kırmızıyı hecelerine ayıralım beraber. Hadi bakalım. Kır. Mı. Zı. Kır. Mı. Zı. Kırmızı. Kaç tane hecesi var? Kır. Mı. Zı. Evet, üç tane hecesi var. Yazalım o zaman. Kır. Araya kısa çizgi koyalım. Mı. Kısa çizgi koyalım. Zı. Kır. Mı. Zı. Kır. Mı. Zı. Kaç tane hecem varmış? Üç tane hecem varmış. Şimdi buraya gelelim. Bu ne çocuklar? Mağara. Mağarada bakalım kaç tane hece var. Hadi. Ma. A. Ra. Ma. A. Ra. Ya da zıplayabiliriz. Ma. A. Ra. Kaç tane? Üç tane. Doğru söylüyorsun. Ma. Araya kısa çizgi koyuyordun değil mi? A. Ra. Mağara. Ma. A. Ra. Ma. A. Ra. Evet çocuklar, işte kelimeleri bu şekilde hecelerine ayırıyoruz. Her heceyi söylerken dikkatli bir şekilde bir şeyi fark etmiş olmanız gerekiyor. Size bir ipucu. Bunu aklınızda tutun, tamam mı? Çocuklar, eğer hecede kaç tane ünlü görüyorsan, yani hecede kaç tane ünlü görüyorsan o kelimede o kadar çok hece vardır. Bakalım kaç tane ünlüsü var. Burada bir tane ünlü gördüm. Burada da bir tane ünlü gördüm. O zaman buğday kelimesinde kaç tane hece vardır? İki. Bu da kolay yolu, tamam mı? Geldim buraya. Bir tane ünlü burada gördüm. Bir tane ünlü de burada. Bir, iki. Kaç tane heceden oluşmuş?
2. Aferin. 1, 2, 3. Böyle yapayım. Şimdi çizgiyle göstereyim. 3 tane ünlüm var. O zaman 3 hecem var. Geldim buraya. 1, 2, 3. 3 tane ünlüm var. O zaman 3 tane hecem var. Hece yazayım buraya da. Çocuklar, ne kadar ünlüm var, o kadar hecem var. Ne kadar ünlüm var, o kadar hecem var. Ünlü harfler hangileriydiler? Hadi bana söyleyeyim ben tahtayı toplarken. A, evet. E, Ü, İ, O, Ö. Tam 8 tane ünlümüz vardı çocuklar. Ünlüler çocuklar tek başlarına hecelerdir. Aynı zamanda tek başlarına hecelerdir. Yani ben 8 ünlüye de 8 tane hece diyebilirim. Tamam mı? Bak yazıyorum buraya. A, E, Ü, hadi yazdı bana. İ, aynen. O, evet. Ö, doğru. U, doğru. Bir de Ü var. Evet, A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Evet, ünlüler tek başlarına hecelerdir çocuklar. Bunu yazalım mı not olarak? Hadi yazalım. Bir tane yıldız koyayım buraya. Ünlüler, ünlüler, siz de yazın. Eğer hızlı gidiyorsan videoyu durdur, bana yetiş. Tek başına hecelerdir. Hecelerdir. Nokta. Ünlüler tek başına hecelerdir. Evet çocuklar, şöyle şunu da güzelce bir bulutun içerisine alayım. Şöyle bulut yapabilirsiniz kocaman. Bu bulutu da boyayabilirsiniz çocuklar, tamam mı? Bunu Türkçe defterinize yazın. Ünlüler tek başına hecelerdir, tamam mı? Yani ileride göstereceğim size bir cümlenin içerisinde kaç tane hece var diye sorduğumda siz direkt hop gidip o cümledeki ünlü harfleri sayacaksınız. Ne kadar ünlüm var, o kadar hecem var. Ne kadar ünlüm var, o kadar hecem var. Değil mi? Evet, demek ki ünlüsü çok alanın hecesi de çok olurmuş. Diyorum. Şimdi ben tahtayı temizliyorum, tamam mı? Yeni örneklerle birazcık daha konumuzu pekiştirelim çocuklar. Şimdi yeni kelimeler söyleyeceğim, yapıştıracağım. O kelimeleri sizinle beraber hecelerini ayıralım, olur mu? Siz de yazabilirsiniz. Evet, oku bakalım bu ne kelimesi? Elle. Evet, elle. Hadi elleyi ayıralım. Geldim, satır başındayım. Sen de defterinde satır başına gel. Elle. Güzel bir ok çizelim. Evet, şimdi hecelerini ayıralım. Elle. El, bir tane ünlü gördüm. Hemen ne yapıyordum? Ünlülerini sayıyordum. Bir, iki. Kaç ünlüsü var? İki. Hadi ayıralım o zaman. Evet. El, araya kısa çizgi koyuyorum. Le. El, le. El, le. İki hecesi var. Bunu okuyayım bakalım. Kanka. Evet. Hadi kankayı ayıralım. Satır başına gel yine. Kan. Ka. Kanka. Bakmadan dikte yaparak yazarsan daha hızlı yazarsın. Kanka. Şimdi kankanın içinde kaç tane hece var diye bakalım mı? Kan. Ka. Kan. Ka. Kaç tane? İki tane. O zaman hecelerini ayıralım.
Ünlülerini de sayabiliriz. İki tane ünlüsü var. Gördünüz mü? Hadi yazalım. Kan. Kısa çizgimi koyuyorum. Sen de koy. Kanka. Şimdi yenisini yazıyorum. Sen de oku. Al. Evet. Al. Yazalım. Al. Evet. Bir tane de ok koyalım. Şimdi al kelimesine bakıyorum. Bunu al. Kaç tane ünlüsü var? Ağzından kaç kere ses çıkıyor? Al. Al. Ağzın bir defa hareket ediyor. Görüyor musun? Al. O zaman bir tane var değil mi? Çünkü zaten gördüğüm gibi bir tane ünlüsü var. Hecelerini ayıralım diyorum. İşi yapmıyorum. İşte al. Tek başına bir hece. Tamam mı? Biraz pratik yapalım. Ne kadar çok kelime yaparsak o kadar iyi öğreniriz çocuklar. Bunu yazalım. Nine. Ni. Ni. Ne. Nine. Kırmızı bir de okunu yapıyorum. Evet. Hecelerini ayıralım. Ni. Ne. Ni. Ne. Ağzım kaç defa hareket etti? İki defa. Ya da canım istemiyor. Ünlülerini saymak istiyorum. İki ünlüsü var. O zaman ilk heceyi alalım. Ni. Kısa çizgimi koyayım. Ne. Ne. Ni. Ne. Ni. Ne. Evet çocuklar, bu şekilde. Şimdi sizinle beraber bir cümlenin içerisinde hece arayalım mı? Tamam, bunu yazdıysan geçelim. Siliyorum. Evet, bir cümle yazacağım. Bu cümleyi siz de yazın, tamam mı? Defterinizde satır başına gidin. Yazıyorum. Belgin. Mısır. Yedi. Sadece yazalım. Yedi. Siz de yazın. Belgin, Mısır, yedi. Şimdi ben size bu cümlede kaç tane hece var diye sorarsam en pratik nasıl bulursunuz? Ünlülerini sayarak değil mi? Ünlülerimiz neydi bizim? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu cümle kaç tane heceden oluşuyormuş? O zaman 6 hece yazalım. 6 hece. Devam edelim. Canan. Satır başına gel yine. Canan. Yazalım güzelce. Özenli yazın. Canan. Evet, benim ismim. Canan. Ders. Anlattı. Anlattı. Nokta. Canan ders anlattı. Şimdi buradaki heceleri beraber arayalım. Ne yapıyorum? Ne kadar ünlüm var, o kadar hecem var. Ne kadar ünlüm var, o kadar hecem var. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 tane hece varmış. Yazalım. 6. Hece de yazalım. Siz de yazın. Evet, devam edelim.
Yine satır başına gelin, bir cümle daha yapalım. Ecem. Ecem. Evet, yazalım. E büyük, cümleye başladım. Ecem. Ecem. Süt. Süt. Bir parmak boşluk bırakın çocuklar. Kelimeler birbirleriyle çarpışmasınlar. Ecem süt içti. İç. İçti. Noktamı koymayı unutmuyorum. Şimdi bu cümlede kaç tane hece var? Kaç tane? Sayalım hemen. Ünlüleri sayıyoruz. E bir ünlü. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane hece varmış bu cümlede de? 5 tane varmış değil mi? 5 hece. 5 hece. Ecem süt içti. 5 hece. Çocuklar, heceler en az 1, en fazla 4 harften oluşabiliyorlar. Birazcık örnekler vereyim size. Hatta bunu da not olarak yazalım mı? Bunu da not olarak yazalım. Yine bir tane yıldız koyun defterimizin satır başına. Bu not yıldızımız olsun. Tamam mı? Yazalım. Heceler. 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 En az. En az bir harften bir harften heceler en az bir harften en çok, şuraya bir virgül koyalım çocuklar, ayıralım. En çok yazalım. En çok, en çok 4 harften oluşurlar. Yazalım. 4 harften harften oluşur. Yazdım. Her heceyi sesli okuyorum ki hata yapmayayım. Oluşurlar. Nokta. Heceler en az. Kırmızıyla altını çizelim ki ayırt edelim. Heceler en az bir harften. En çok. En çok. 4 harften oluşurlar. Örnek vereyim. Bir harfliler mesela. Bir harfliler kim olurlar? Ünlüler olurlar değil mi? Mesela bir harfliler diyelim ki. Bir kelime yazayım. O kelimeden örnek göstereyim size. Olur mu? Mesela. A. İ. L. Bakın. Bu buradaki kelimede siz bir harften oluşan heceler göreceksiniz. A, i, le. A, i, le. Yazayım mı? Bakayım siyaha. Evet, yazıyorum. A. Bakın, tek başına kısa çizgimi koydum. İ, le. Bakın göstereyim size. A, İ. Gördünüz mü? Bir harften oluşmuş heceler. Peki bir tane daha göstereyim size. Bu defa 4 harften oluşanı göstereyim. 4 kelimesi mesela. 4. Yazalım mı? Buraya yazıyorum yine. Sen de yazabilirsin defterine. 4. Şimdi 4 kelimesine bakın bakalım. Kaç tane ünlüsü var? Bir tane ünlüsü var. Gördünüz mü burada? Sadece ö'sü var. Ama kaç tane harften oluşuyor? 1, 2, 3, 4. Tam 4 harften oluşuyor. İşte bundan bahsediyorum. En çok 4 harften oluşur dediğim
Bu işte. Hecelerini ayırırsak ayırır mıyız? Zaten tek başına neyini ayıracağız, değil mi? 4. Tamam mı? Bir tane daha örnek vereyim. Mesela harf çocuklar. Harf. Şuraya yazayım onu da. Harf. Harf kelimesi mesela kaç tane ünlüden oluşuyor? Sadece bir ünlüsü var ama 1, 2, 3, 4. 4 harften oluşuyor ama tek bir heceli. Harf. Hecelerini ayırırsam ne yaparım? Ayıramam. Değil mi? Harf. Bitti. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir tane daha örnek vereyim. Mesela elek. Onu da buraya vereyim. Elek. Şimdi bunu hecelerine ayıralım. Bakıyorum kaç tane hecesi var? 1, 2, 2 tane ünlüsü var. O zaman 2 tane hecesi var. Hecelerine ayıralım. Kısa çizgi. Lek. Bakıyorum. Gördünüz mü? Tek bir harften oluşan bir hece. Lek. Lek. Evet çocuklar. Hece bilgisi konumuz da bu kadardı. Bir sonraki konuda sizinle görüşmek üzere. Bye bye. Sizi seviyorum.